O an Fatih Hoca döneminde 120 milyon dolar oyuncu bonservisi ödendi. Terim için federasyonun Galatasaray'dan izin alma hikayesi var ya, o hikaye. Fatih Hoca'yla Nisan ayında görüşüldü. Bizden Eylül'de izin almaya gelmişler. Biz başkana Fatih Hoca'ya milli takım için izin vermeyelim dedik. Fatih Hoca'ya da hocam bu teklifi reddedin dedik. Vermeseydiniz? Evet. Ne olacaktı? Devam edeyim. Milli dava falan yok. Başka bir oyun var dedik. Hiçbirimiz Nisan ayındaki görüşmeden haberdar değildik. Mustafa Denizli milli takımların başına gelecekti. Hocam gel seni bekliyoruz dediler. Ama Denizli'ye İzmir'den buraya arabaya gelirken kimler? Ya hocam biz bunu yapamayacağız galiba. Dedi. Sedat, Allah. Sevgili Sedat niye karnından konuşuyor anlamadım ki. Yani bu Fatih Terim'in teknik direktör olması... O gün için işler kötü gidiyor. Bu ülkenin de bir şekilde Brezilya'ya gitmesi lazım. Değil mi? Hı hı. Genel kanı oydu. Brezilya'ya gitmesi lazım. Brezilya'da nasıl gidecek? Türkiye'deki en iyi hoca kim? Mustafa Denizli ile Fatih Terim. Mustafa Denizli ile konuşuldu. Mustafa Denizli ile belli bir noktaya gelindi. Yani çok değil ama Mustafa Denizli bekliyordu görevi. Evet. Bekliyordu görevi. Daha sonra Fatih Terim'e karar verildi. Bu kararı veren de siyasi iradedir. Bir karar verilmişti. Hayır, bir isimiz önünde karar verildi. Hayır abi siyasi irade. Evet. Niye bunu karnımızdan konuşuyoruz ki? Böyledir yani. Böyle olduğu için de Fatih Hoca da kabul etti. Birçok konuda böyle oldu futbolda. Yani şike mevzusu da böyle oldu. Yani kişilerle kurumları birbirinden ayıralım. Yine siyasi iradenin söylediği bir şey. Dolayısıyla burada karından konuşmaya gerek yok. Realite bu. Yani Sedat da bütün bunları anlatacağını sevgili Sedat, sınıf arkadaşım olduğu için Sedat diyorum, Sedat Doğan da bunları söyleyeceğine direkt bunu söylesin. Yani bu Fatih Terim'e bence şöyle olmalıydı. Fatih Terim Galatasaray'la milli takımı beraber çalıştırabilirdi. Ha efendim öyle denirmiş de onu niye çağırmadı, Volkan'ı çağırmasaydı bir kavga. Zaten oluyor kavga. Olmuyor mu yani? Evet. Zaten oluyor. Huzur içinde değil tabii. Şimdi biraz sonra okuyacağız Sayın Hacı Osman onun söylediklerini. Evet. Yani zaten kavga oluyor. Bu böyle bir iş. Böyle yürüyor. Yani karnımızdan konuşmaya gerek yok. Açık açık söyleyelim bir şey söylemek istiyorsak. Ha söylemek istemiyorsak nasıl hiç söylemeyelim? Açık seçik belirteyim. Yani. Bu çünkü buradan başka ne çıkacak ki? Herkesin bildiğini niye birbirimizden saklayalım? Vatanda bir haber var. Devam edeyim ben. Bu iddialar asılsız. Vatan. Federasyon 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı. Sedat Doğan'ın Terim'le Nisan ayında görüştükleri iddiası hakkında Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve gelişi şeffaflık içinde gerçekleşmiştir. Hocamızla doğru. Yıllar sonra ilk görüşmem Eylül ayında Yıldırım Demirören'in evinde Aysal'ın izniyle gerçekleşen toplantıda hayır, olmuştur. Hayır ama buradaki iddia Servet Yardımcı'nın Fatih Terim'le görüşmesi değil ki Servet Yardımcı'nın Mustafa Denizli'yle görüşmesi. Evet. İddia başka yani. O da o zaman açıklansın. Bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederim dedi. Bu da bir konu oldu. İşte buyurun. Taraflardan mesela Fatih Hoca da bir açıklama yapsa olay biter gider.